Selam. Bugün Netflix'in en çok beklenen dizilerinden Biz Kimden Kaçıyorduk Anne adlı diziyi inceliyoruz. Yayınlanan fragmanı çok konuşulmuştu. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce kadroya baktığımızda başrollerde Melisa Sözen, Eylül Tumbar yer alırken Musa Uzunlar, Başak Daşman, Birant Tunca gibi isimler de onlara eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Umut Aral ve Gökçen Usta oturuyor. Konuya geldiğimizde dizi insanlığın zalimliğine tahammül edemeyen bir anne kızın kaçak yaşantısını anlatıyor. Biz de birbirlerinden başka güvenecek kimsesi olmayan bu anne kızın hikayesini izliyoruz. Dizi 7 bölüm ve Perihan Mader'in aynı isimli kitabından uyarlanmış. Gerilim ve drama kategorilerinde yer alıyor. Dizi gecenin geç saatlerinde gelen bir telefonla hararetli ve gergin bir başlangıç yaptı. Gelen polis kuvvetlerinin sayısından bu anne kızın ne kadar ciddi bir şekilde arandığını anlayabiliyorsunuz. Sonrasında ise farklı bir dilimde farklı bir sürece tanık oluyoruz. Karakterlerin tarzları çok dikkat çekici. Kıyafet dışında karakter yapıları da bir hali farklı olmuş. Siyahlar içerisinde özgüveni yüksek bir anne ve renkli klasik tarzıyla kızı çok iyi bir ikili olmuşlar. Öte yandan otelden otele sürekli geçiş yapan bir hayatları var. Maddi olarak çok iyi bir durumda olduklarından kendilerine belirledikleri kriterleri bulunuyor. Dizinin monologlarla desteklenmesi karakterler hakkında bilgi almaya yardımcı oluyor. Baştan aşağı mükemmeliyetçi bir ikili izlediğimizi vurguluyorlar. Aralarda yine farklı zaman diliminde bu aile hakkında açıklama yapan karakterler de güzel düşünülmüş. Anne kızın dışarıya kapalı olmasının sebebinin de geçmiş travmalardan kaynaklandığını oyuncak arabaya yaptıklarından dolayı anlayabiliyorsunuz. Annenin karakterinin havası ünlü Addams ailesinde Morticia Addams'a çok fazla benziyor. Oteldeki 3 kadının kıza bu kadar takıntılı olması çok anlamsızdı. Tüm otel çalışanlarının da bu kadar dikkat etmesi gerilimi arttırmaya yardımcı olmuş. Otel sahibinin genel tavrı çok rahatsız ediciyken kendisine yeni bir düşman edindiğinde verilen gerilimi sonuna kadar hissettik. Anne kızın odaya yaptığı değişim son derece farklıydı. Hem karakterin çocukluğunda yaşadığı hem de günümüzde yaptığı dekorasyon Fransız tarzındaydı. Bu karakterlerin klasik havasına çok uygun bir tarz olmuş. Üstelik yer yer Victoria tarzı dekorasyondan da esinlenilmiş. Onları sadece bir personel çok iyi analiz edebildi ve gördüğümüz cesetlerde çok başarılıydı. Dizi belli başlı karakterlerden nefret etmemize o kadar çok izin veriyor ki yaşadıkları sonları hak ettiklerini düşünmemize sebep oluyor. Böylece anneye karşı sempati beslemeye başlıyorsunuz. Wilma Allison küçük rolü de tam ona göreydi. Her bölümde belli bir zaman atlaması bulunuyor ve her bölüm farklı bir otelde yer alıyor. Genel görüntüler çok başarılı. Dizinin ağır atmosferi her an hissettiriliyor. Dizi boyunca karakterlerin gerçek isimlerinin yer almaması anne ve Bambi olarak tanımamız oldukça güzeldi. Üstelik sakin ve iddialı süreçlerinin her seferinde büyük bir hareketlilikle sonlanması da bir sonrasını merak ettiriyor. Annenin Bambi'ye karşı olan dürüstlüğü aşırı şaşırtıcıydı. Bu kadar net tüm olan bir teni ve o dönem düşüncelerini açıkça söylemesini beklemiyorduk. Anne kızın birbirlerine bağlılıkları ise çok büyüktü. Öte yandan Bambi'nin her bölümde kendini daha da geliştirip annesinin kişiliğine bürünmeye başlaması da çok güzeldi. Karakter gelişimi yavaş yavaş annesine evriliyordu. Siyahlar içerisindeki annenin rengarenk kıyafetler giyen kızı onun hep yaşamak istediği renkli çocukluğu simgelemiş. Gerilim her bölüm daha da artacak şekilde işlenmiş. Özellikle de karakterin psikopat ve korumacı yanı tehdit anında kendini çok ciddi bir şekilde belli ediyor. Bölüm süreleri izlemeye yardımcı olurken hareketliliğin kesilmemesi de su gibi akıp gitmesini sağlıyor. Özellikle annenin kızına karşı olan o kırılgan tedirginliği çok güzel hissettirilmiş. Kızıyla arasında kontrol edemeyeceği şeylerin yaşanacağı endişesini çok güzel canlandırmış. Kaldığı tüm oteller yıllardır aradığı evi gibi çocukluğunun geçtiği oda şeklinde tasarlayan bir anne. Kendi babasının ne kadar sevgisiz biri olduğunu da en son çok net bir şekilde gösterdiler. Diyalogların verdiği his kitap dizilerini andırıyor. Uyarlama olduğundan buna sadık kalmışlar. Anne kızın dünyayı gezerken de cinayetler işlemiş olmaları gittikleri her yerde insanların kötülüğünün aynı düzeyde var olduğunu göstermelerinin bir referansıydı. Final son derece üzücüydü ancak çok başarılıydı. Son dönem Netflix'te çıkan drama dizilerinde zirveye oynayacaktır. Para akışı kısmında havada kalan göz ardı edilmiş eksiklikler vardı. Ancak bunun dışında hikaye, atmosfer ve oyunculuklar çok başarılıydı. Biz oldukça beğendik. Açıkçası Bambi çok güzel bir referans olmuş ve çok iyi işlenmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz kimden kaçıyoruz anne beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.